Merhaba arkadaşlar ben sonucanız Orjinal Matematik yayınlarının 2023 ODF çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Antik geometriyi hatırlıyorsanız antik geometrinin nokta analitiği kısmını bitirdik 4 videoyla, 4 dersimizle. Şimdi bununla ilgili 4 tane ödev testimiz vardı. 2 tanesi kazanım ödev testi, 2 tanesi de ÖSM tarzı ödev testiydi. Şimdi bunların çözümlerini de yine beraber yapalım isterseniz. Şimdi kazanım ödev testi 1'deyiz ve ilk sorumuzla başlıyoruz. Dik koordinat sisteminde eksi 5'e 12 noktasının eksenlere olan uzakları toplamı orijine olan uzaklığından kaç birim fazladır demiş. Şimdi biz bir noktanın eksenlere olan uzakları toplamını hesaplarken ne yapıyorduk? Koordinatlarının nelerini alıyorduk? Mutlak değerlerini alıyorduk. Yani o zaman kaçmış? 17'ymiş. Bu eksenlere olan uzakları toplamı. Bir de demiş ki orijine olan uzaklığından. Şimdi bir eksi 5'e 12 noktamız var. Bir de bizim kaça kaç noktamız var? 0'a 0 noktası var. Bu iki nokta arasındaki uzaklığı hesaplarken de ne yapıyorduk? Dik kenarları 5 birim ve dik kenarları 12 birim olan bir tane üçgen gibi düşünüp hipotenüsü aslında orijinal olan uzaklığını verir. O zaman orijinal olan uzaklığı 13'tür. 17'den 13'ü çıkartırsak bizim cevabımız doğru cevabımıza gelecektir. Bursa gelecektir diyebiliriz. Bu da ilk sorumuzun cevabıydı. Geldik 2'ye. Noktası analitik düzlemde 3. bölgede. Buna göre A'nın alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır derse o zaman bu arkadaş da bu arkadaş da negatiftir diyebilirsin. O zaman A 4 sıfırdan küçük. 4 eksi 3 A sıfırdan küçük. Buradan A 4'ten küçük yapar. Bu da ne yapıyordur? Bunu bu tarafa attık. Arap gibi sağdan okuduk. A büyüktür 4 bölü 3. Bunları birleştirirsek A sayısı 4 bölü 3 ile 4 arasındadır. Bu şartı sağlayan şimdi bu 1 küsürse 2 olabilir 3 olabilir. O zaman 2 tane ihtimalim vardır. O zaman ikinci sorunun cevabı Denizli'dir arkadaşlar. Şimdi geldik üçüncü sorumuza. Antik düzlemde köşeleri eksenler üzerinde olan ABC üçgeni verilmiş. Tamam. B noktası eksi 3'e 0 yani burası 3 birim. C noktası 7'ye 0 yani burası 7 birim. Ve ABC üçgenin alanı 20 birim kare. E tamam taban belli 10. Yükseklikte H olsa mesela. O zaman 10 çarpı H bölü 2 ne yapacak arkadaşlar? 20 mi yapacak? Buradan H kaç geldi? 4 mü geldi? O zaman burası neymiş? 4'müş. Buna göre A noktasının ordinatı nedir demiş. O zaman bu nokta kaça kaçtır? 0'a 4'tür diyebiliriz. Yani doğru cevabımız ne gelir? C hangi gelir arkadaşlar? Peki bakalım. Burada daha var mı? Yok. Peki bakalım. Geldik 4. sorumuza. A noktası ve B noktasını vermiş. C de AB doğru parçasının bir elemanıymış. Yani bir içten bölen sorusu. A noktası eksi 3'e 4 yanlış yazmayalım. B noktası da 0'a 1. Ve C noktası bunun içinde bir eleman. C noktası. Bakın BC 1 bir birim AC 2 birim. O zaman bu C sanki B'ye biraz daha yakın. Yani burası kat burası 2 kat. Şimdi koordinatlarını yazarken nasıl yazalım? Eksi 3'ten 0'a ne yapmış? 3 artmış. Totalde 3K'da 3 artmış. Bir de 1 artar 2'de 2 artar o zaman burası eksi 1'dir. Şimdi 4'ten 1'e ne yapmış? 3 azalmış. 3'te 3 azaldıysa 1'de 1 azalır. 2'de 2 azalır. 4'ten 2 çıkardım. 2 oldu. O zaman C noktasının koordinatları eksi 1'e 2 geldi. Bu da 4. sorumuzun çözümüydü arkadaşlar. Şimdi geldik 5. sorumuza bir tane çember vermiş. M merkezi KL çaplı çember üzerinde bir R noktası verilmiştir. K noktası eksi 2'ye 0. Yazalım bakalım. Burası eksi 2'ye 0'mış. Şunu da dışarıda yazı tutalım. Tamam. L noktası burası 18'e 0. O zaman burası çapsa ben şey diyebilir miyim? Burası 20 birimdir. Zaten hani iki nokta 8 uzaklığı hesaplarken mesela x'ler aynıysa pardon y'ler aynıysa değil mi? Direkt x'lerdeki değişim bana uzaklığı verir. Yani 20 birim. O zaman burası 10'dur burası 10'dur. O zaman burası 10'dur. L noktası 18'e 0. R noktası da sıfıra A noktasıymış. Ve A da pozitif. O zaman ne oluyor? Aslında Y ekseninin üst kısmında. X eksenin üst kısmında. Peki bakalım. KMR üçgeninin ağırlık merkezi. Bu üçgenin ağırlık merkezi nedir diye sormuş. Değil mi arkadaşlar? Şimdi bu ikisi arasındaki mesafe kaç birim? 10 birim. Bu ikisi arasındaki mesafede 10 birim. Peki ben M noktasını bulabilir miyim? Şimdi ikisinin orta noktası toplayıp 2'ye bölersek 16 bölü 2'den 8. 0'a 0 elde var 0. O zaman burası da 8'e 0. O zaman şey diyelim. Şu iki nokta arasındaki uzaklık kaçtı? 10'du. O zaman şu iki nokta arasındaki uzaklıkta ne gelecek? 10 gelecek. 0 ile 8 arasındaki mesafe 8'in karesi artı a ile 0 arasındaki mesafenin karesi a kare eşittir. 10 geldi. O da onun karesi. O zaman a kare eşittir 36'dan a buradan 6 ya da eksi 6'dır ama soruda a'yı pozitif aldığına göre burası 0'a 6 noktasıdır. Buna göre o zaman ne demiş? Ağırlık merkezin demiş. O zaman köşe noktaları eksi 2'ye 0. 0'a 6. Bir de kaç arkadaşlar? 8'e 0. Ağırlık merkezini bulurken toplayıp ne yapıyorduk? 3'e bölüyorduk. 6'yı 3'e böldüm. 2 yaptı. Şunlar 6 yaptı. 3'e böldüm. 2 yaptı. O zaman 2'ye 2 diye bir şık şey var mı? Var. Evet o zaman cevabımız ne geldi? Adana geldi diyebiliriz. Bu da 5. sorumuzun çözümüydü arkadaşlar. Peki bakalım ön tarafı bitirdik. Sıra geldi arka tarafa. Dik koordinat düzleminde kare vermiş. A noktasının koordinatları, B noktasının koordinatları vermiş. D noktasının koordinatını soruyor. Ders anlatımında söylemiştim bak bu soru çok önemliydi. Bu tip şekilli sorularda etrafından dolanabildiğiniz kadar dolanın. O zaman biz ABCD'yi kenarlar üzerinde olacak şekilde bir tane ne yapalım? Kare seçelim. O zaman onu bir türlü başaramıyorum. Şuradan başaracağım herhalde. Oo vallahi başardım. Şöyle bir tane ne yapalım? Dikdörtgen yapalım. Bu dikdörtgenin baktığınızda şu karenin kenarları birbirine eşit ya. Şuradaki üçgenler birbirine benzerdir. Nasıl? Şimdi açıları şöyle yazarsanız ve taşırsanız alfa beta, alfa beta, beta ise alfa, alfa ise beta, alfa beta. Ha bir baktınız hatta 90'ların karşısındaki kenarlar da birbirine eşit olduğu için bu sarı üçgenler birbirine eşittir. O zaman şimdi uyduralım. Var mı nokta A'sı 5'e 0'mış. Uydurmaya gerek yok. O zaman burası 5'e 0'sa Burası 5 birim. Yani alfanın karşısı 5 birim. O zaman bu da 5 birim. Bu da 5 birim. Bu da 5 birimdir. Bakın B noktası 0'a 7'ymiş. O zaman burası 7. 0'a 7. O zaman burası 7 ise o zaman bu da 7'dir. Bu da 7'dir. Bu da 7'dir. Ne istiyorsa cevaplarsınız şimdi. İster C noktası ister D noktası. O bana neyi sormuş? D noktasının koordinatlarını. O zaman apsisi bakın kaç birim? 12 birim. Ordinatı kaç birim? 5 birim. O zaman 12'ye 5'tir. Bizim D noktasının koordinatları yani doğru ne gelecektir? C hangi gelecektir? Diyebiliriz. Bu da 6. sorumuzun çözümüydü. Peki bakalım. Geldik 7'ye. Dik koordinat sisteminde köşeleri eksenler üzerinde olan ABC dik üçgeni verilmiş. 2 AD. AD neresi burası? 2 tane AD bir tane AC'ymiş. AC buradan alacağız o zaman. O zaman burası K ise burası hatta uzunluklarını da vermiş. O zaman AC 10'muş tamamı 10. O zaman buradan 5 birim gelecek. Neden? Şimdi burası AD de 5'miş. O zaman burası 5. O zaman burası da 5 olacak. O zaman 5 gelecek. 8. O zaman 5 de bu tarafa geleceğiz. Eksi 2. Doğru mu? Şimdi nasıl düşünebiliriz? Hocam öklit var diyebilirsin istersen. Mesela burası 2 birim. Şunları kaldırdım. Şurası da 8 birim. O zaman şuradan bir dik attığınızda Dikten dik attınız. O zaman h kare eşittir p çarpı k'dan 2 çarpı 8 16. O zaman b o ne yaptı? 4 birim yaptı. O zaman b noktasının koordinatları da kaça kaçtır? 0'a 4'tür diyebiliriz. Yani doğru cevabımız Bursa gelecektir arkadaşlar. Hadi bakalım. Geldik 8'e. Dik koordinat sisteminde a ve d noktaları x ekseni üzerinde a ve d noktaları x eksi üzerinde olan bir abcd paralel kenarı verilmiş. Bak mesela buradan buraya kaç artmış? x'lere bak. 2 mi artmış? Buradan da buraya x 2 artacaktır. Y kaç artmış? 4 mi artmış? O zaman senin y de değerinde kaç artar? 4 artar diye ne yapabilirsin? Söyleyebilirsin. Bakalım neler var elimizde. O OK k ile k a birbirine eşit. O OK k neresi? Burası. K a burası. O zaman burası 6 birimse burası da 3'e 0 noktasıdır. Şimdi bunu yaptım. Sonra 3 tane a k. A k'ye t dersek d k ne olacak? 3 t mi olacak? A k'ye şurası t ise şurası 3 tymiş Şimdi değişimlerini inceleyelim. Bakın be. O zaman t'de ne kadar azalmış? 3 mu azalmış? Evet. O zaman 3 t'de ne kadar azalacak? 3 katı 9 azalacak. O zaman 3'ten 9 çıkardım. Eksi 6 oldu. O zaman burası da eksi 6'ya 0 noktasıdır. Bize neyi soruyor? C noktasının koordinatlarını. İster çaprazdan apsisler toplamı birbirine eşittir. Ordinatlar toplamı birbirine eşittir dersin. İstersen de dersin ki hocam bak 6'dan 8'e ne yapmış? 2 artmış. O zaman eksi 6'dan da 2 arttırırsın. Kaç yapar? Eksi 4 yapar. 0'dan 4'e. Y'si 4 arttıysa o zaman 0'dan 4'e Y'si de 4 artacaktır. O zaman benim noktam eksi 4'e 4 olacaktır. Yani doğru cevabım ne gelecektir? Edirne gelecektir diyebiliriz. Bu da 8'in sorumuzun çözümüydü arkadaşlar. Ve dokuzuncu sorumuz testimizin de son sorusu. Değil mi? Aşağıda daha var mı diye bakıyorum basit. Şimdi ABC noktalarını vermiş. 2AB eşittir AC olduğuna göre demiş. Karnı değerler çarpım nedir diye sormuş. Şimdi burada bunların doğrusallığı ile ilgili bir bilgi yok açıkçası. Şimdi var mı doğrusallıkla ilgili bir bilgi? Bence yok. O zaman mesela burası K ise, burası 2K'dır şurası. A ile B noktası arasındaki uzaklık. Şimdi o zaman k eksi k artı 1'in karesi artı 4 eksi k'nın karesi. Şu an ben AB'nin uzunluğunu buldum. AB'nin arasındaki uzunluk bu. Doğru mu? O zaman bu K kadar. Hani K var orada isimleri değiştirelim. A'ya 2A diyelim. O zaman ben bunu 2 ile çarparsam ne elde edeceğim? AC'nin uzunluğunu elde edeceğim. O zaman A ile C arasındaki uzaklık da Şunun 2 katı. Yani 2 ile çarpınca eşit olacak. O zaman aldıcı yersek uzaklık da k-4'ün karesi artı 4-0-4'ün karesinin kare kökü. O zaman ilk tarafın karesini alalım. 4 parantezinde şunlar gitti. 1 artı. Değil mi? 4-k'nın karesi. Açalım onu. k-8k artı 16. Şöyle yaptık. Eşittir. Şimdi bu sağ tarafı açarsak k kare eksi 8 k artı 16 bir 16 daha geldi. Şimdi bakın her iki tarafın karesini aldığınız için hem kökler gitti hem de soldakinde 4 parantezi geldi. Ondan dolayı ne yaptık? Sol tarafa bir 4 parantezi koyduk. O zaman ne oldu? Bakalım bir sağ taraf k kare eksi 8 k artı 32 yaptı. Sol tarafta 4k kare eksi 32k artı 17 34 68 hepsini sol tarafa çektim. 3k kare eksi 24k artı 36 eşittir 0. Vatandaşın bana sorduğu şey bunu oturup da çarpanlara ayırma. K'nın alıcı değerler çarpımı yani aslında bir ikinci ejen denklem var. Yani c bölü a'dır o da nedir arkadaşlar 36 bölü 3'ten 12'dir diyebiliriz. Yani doğru cevabımız ne olur arkadaşlar? Adan olur. Ve böylece kazanım ödev testi 1'in çözümlerini beraber yaptık. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.